Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Aşı konuşacağız bugün. Çok bilimsel bir konu ama bu son dönemde aşı her konuşulduğunda hemen hemen bir yandan tabii Türkiye'deki aşı gelişmeleri bunu ortaya koyuyor. Çok mutluyuz ki Türkiye'de de yerli bir aşıdan bahsediyoruz COVID'e karşı. Bu arada şu ana kadar yurt dışından aldığımız aşıların da yerli versiyonları yapılıyor. Buna seviniyoruz ama aslında biraz özümüze dönüyoruz gibi. Çünkü bizim için aşı şimdi olduğu kadar uzak, üretim açısından uzak bir kavram değildi eskiden. Biraz Evet. bunu konuşalım mı? Biraz da pandemi konuşuruz. Elbette. Yani bunu belki Türkiye'de hemen herkes bilir. Bilhassa çiçek aşısı için söylenen bir hadise. Bu bir şehir efsanesi veya menkıbe değil. İngiliz sefiresi Lady Montagu'nun mektuplarından öğrendiğimize göre 18. asır başlarında, mektup 1717 tarihli yanlış hatırlamıyorsam, Lady Montagu Türkiye'de Osmanlı ülkesinde yapılan bir tatbikatı müşahede etmiş Edirne'de. Bu tatbikat Lady Montagu Avrupa'yı kasıp kavuran çiçek hastalığından Osmanlı ülkesinde yaşayanların çok mutazarrır olmadıklarını, çok tesir görmediklerini keşfetmiş. Çok zeki bir kadındır Lady Montagu. Onun Türkiye mektupları çok kıymetlidir. Yani herkesin okuması icap eder. Yani bir İngiliz gözünden, bir İngiliz kadının gözünden ve bir İngiliz diplomat hanımın gözünden 18. asır Türkiye'si. Malum biz hep Osmanlı tarihinde 16. asır, şanlı, parlak devir, Golden Age'i biliriz ama Osmanlı Devleti'nin 17 ve bilhassa 18. asrı bizim için nedense hep mektep kitaplarında okuduğumuz gerileme devri, duraklama devri, harplerde kaybetmeler, mağlubiyetler, şunlar bunlarla anlatılır. Ve insanların gözünde 17 ve bilhassa 18. asrın negatif bir tedavisi, çağrışımı vardır. Lady Montagu'nun mektuplarını ve o devri anlatan başka hatıratlara bakarsanız sayısı fazla değildir ama vardır. Dosto'nun mesela kitabı da öyledir. Fransız sefaret tercümanı, sonra sefir oldu. 18. asırda Osmanlı medeniyeti canlı ve rafine bir hale ulaşmış. Yani evet askeri mağlubiyetler, şunlar bunlar var ama Osmanlı Devleti'nde sanat, şiir, edebiyat, mimari, süsleme sanatları bunlar çok ilerlemiş. İlim ve teknik çok ilerlemiş. Kütüphanelerde Osmanlılardan kalma çok sayıda yazma ilim eseri var. Bu ilim eserlerinin bazısı unik nüshadır. Yani benzeri yoktur. Ve bazıları buluşları ihtiva eder. Üzerinde çok fazla etüt yapılmamıştır. Önceden malum bir peşin hüküm vardır. Yani biz ilimde geriyiz. Osmanlılar zaten ilimde geriydi. Bırak şunları canım, okuma yazma bile bilmeyen insanlardan ne olur paradigmasıyla insanlar Osmanlı ilim tarihine hiç yaklaşmadılar. Fakat İrsika mesela Osmanlı Devleti'nde yazılmış ilim kitaplarının sadece listesini neşretti. Her biri ciltlerle tutuyor. Fizik, kimya, biyoloji, tıp, astronomi vesaireyi. Bunlarda çok enteresan bilgiler var. Neyse, bu 18. asır Osmanlı ilim hayatının çok canlı olduğu bir asırdır. Bunu bir kere söylemek lazım. Lady Montagu bu devirde sefirelik yapmış. Sefire demek yani sefirin karısı, İngiliz sefirin hanımı. Ve entelektüel bir kadın. Memleketine yazdığı mektuplar o zamanlar bir edebiyat türüdür mektup. Yani şimdi mektup gibi görmeyin. Şimdi mektup yazan da yok. Artık insanlar mektubun da ne olduğunu unuttu ama bu bir edebiyat türüdür. Pek çok edebiyatçı mektup türünde edebi eserler yazarlar. Sanki birine yazar gibi. Birine yazar gibi, evet. Aynı mektup gibidir. Hı hı. Sevgili filanca der. Onun seviyesine ve onun üslubuna göre yazar mektubu. Fikirlerini, müşahadelerini anlatır. Veya bir hadiseyi tasvir eder. Mektuplar, mektup şeklinde yazılmış romanlar vardır. Hı hı. Yani tarihle başlar, romandır o. Hatırat değil. Sevgili günlük diye başlayan günlük. Bizim bir dönem tuttuğumuz günlükler. Evet, aynen öyle. Günlüklerde. Aynen öyle. Sevgili günlük tarzı. Günlük yazma da zaten Avrupalılarda var, bizde yok. Bu mektupların bazısı da gönderilmiş mektuplardır. Sonradan bir araya getirilmiştir. Yani entelektüel insanların çeşitli kimseleri göndermiş olduğu mektuplar ki gönderdiği kimseler de demek ki Kadir Şinaslarmış ki bu mektupları saklamışlar. Sonradan bir aklı evvel çıkıp bu mektupları toplamış ve neşretmiş. Böyleleri de vardır. Hı hı. Ama onlar da gene edebi mektuplardır. Yani 50 lira gönderdim, 5 lira kaldı, hava çok soğuk. Öyle değil yani o mektupların her birisi. Çünkü o zaman vakit bol. İnsanlar da edebi adam zaten şeyini dökmek istiyor içindekine. Bazen edebiyatçıların da kendi aralarında mektuplaşmaları var. Evet. Tabii onlar daha da farklı bir şeye işte ışık tutuyor. Vadiye, sahaya ışık tutuyor edebiyatçılar arasında mektuplaşmalar. Bu sadece polemik değil yani normal mektuplaşma. Hı-hı. Bir de polemikler vardır. Yani karşılıklı atışmalar vardır. O bambaşka bir edebiyat türüdür ve fevkalade zevkli ve fevkalade öğreticidir. Münazara ilminin
edebiyatçılar arası, bir de gazeteciler arasında vardır. Şimdi bunlar kalmadı. Eskiden benim şimdi çocukluğumda vardı. Şimdi bazen köşe yazarları yapıyorlar. Bazen nadiren yapıyorlar ama seviyesi biraz düşük şimdi. Eskiden benim çocukluğumda da vardı bu, köşe yazarları birbirlerine atışırlardı ama gayet nazik bir şekilde. Hatta bunlar bilinirdi yani. Bilinir. Kimin kiminle atıştı. Tabii onlar muhalif zaten. Evet. Muhalifler beklenir zaten. Mesela X muharrir bir yazı yazdığı zaman şimdi acaba Y buna ne cevap verecek diye beklenirdi. Hatta o gazeteyi almayanlar sırf onun için o gazeteyi cevabı alırlardı. Eskiden o muhterem refikim diye başlar. İşte muhterem muarızım, işte kıymetdar muhalifim burada böyle bir nazik tabii. Nezaket nazik. Hiçbir zaman belden aşağıya inmeyen, hiçbir zaman abes, boş iş şeyler söylemeyen ama demagoji yapan, icabında mugalataya kaçan polemiklerdir. Bunları insanların okuması lazımdır. Edebi dünyasını gelişmesi için. Şimdi ben böyle edebiyata meraklı gençler görüyorum. Hiç bunların ne olduğundan haberdar değil. Bırakın o okumayı, polemik nedir? Yani mektup tarzı nedir? Fıkra nedir? Makale nedir? Bunları biz edebiyat derslerinde okurduk. Şimdi o da yok muhtemelen. Bize okulda kalemin bir silah olduğu öğretilirdi. Bunu nasıl kullanmak istediğinize bağlı olarak bu silahın türü de değişir derlerdi. Eğer iyi bir edebiyatçıysanız seçtiğiniz kelimelerle rakibinizi alt edersiniz. Aynen öyle. Ama kötü bir yazarsanız, kötü bir gazeteciyseniz o zaman bu kalem iftiralara sebep olur. İftiralara, kendinizi de mahveder. Evet. Kendisi, evet, dil ve kalem çok nasıl muazzam iki silahtır. Çok birbirleri zaten şeyle onlar irtibatlı. Şimdi bu Lady Montagu bizim kültürümüz için çok ehemmiyetli bir hanım. Bunun yazmış olduğu mektuplardan öğreniyoruz ki Edirne'de ebe hanımlar, o zaman ebe hanım denirdi Anadolu'da, hekime karı, bir yerde öyle gördüm ben, hekime kadın diye geçiyor. Halk kültüründe halk ilaçları bilen, tıbbiye falan okumamış. El almış. Yani usta çırak münasebeti yetişmiş. Ocaklarda yetişmiş. Ocak tabii. Değil mi? Ocak derler buna. Yani bir kişinin gerek manevi tedaviler, okuma gibi, dua gibi, gibi. Hani üfürükçü diye şimdi tahkir ediyorlar ama yani üfürmenin insana psikolojik tesiri olduğu bugün bazıları tarafından söyleniyor. Ve maddi tedaviler. Çocuk doğurmadan tutun da yara, hastalık tedavilerine kadar. Bunu yapan insanlar vardı. Bu insanlara ocak denirdi. Yani ocağa mensup. Bu ocak aile olabilir veya aile olmaz, Ayşe Fatma'ya el verir. Hı hı. Yani ona icazet verir, diploma verir. Çünkü onun yanında yetişmiş. Usta çırak ilişkisiyle usta çırak yani böyle. Yetişiyorlar. Ve bu ta eskilere kadar, hatta Fatma validemize kadar ulaştırırlar. Biz Fatma anamızın, hatta konuşurken zaten ebelerin eli, Fatma anamızın eli diye derler. Konuşulur. Şimdi bu ocak kadınların, bir de Montagu görmüş Edirne'de. Bunlara ben yetiştim, bu kadınlara. Bu kadınlar mahalli doktorların bile, şehirde de vardı ama taşrada çoktu, saygı duyduğu, icabında müracaat ettiği, hatta konsültasyonlarda yanında bulunduğu insanlardı. Bazı doktorlar böyle şeyleri çok gayri ciddi bulurlar. Ama aklı başında doktorlar, biraz da taşrada, doktorların muttali olamayacağı tecrübeye dayalı işlerde bu hanımlardan ben istifade ettiklerini biliyorum. Bu kadınların doktorlara mülazemet, yani stajyerlik yaptığını, asistanlık yaptığını da görmüşlüğüm vardır. Şimdi bu hanımlardan çiçek aşısı tatbik ettiklerini öğreniyor. Çünkü Osmanlı ülkesinde çiçek fazla yaygın değil. Nasıl oluyor merak ediyor. Avrupa'yı kasıp kavuruyor 18. asır. Krallar ölmüş. Düşünün 15. Louis Versailles Sarayı'nda çiçek hastalığından öldü. Bu çiçekten ölen çok sayıda soylu vardır. Yani soylara bile sirayet ediyor. Kaçmak mümkün değil ki. Nereye kaçabilirsiniz? Bunun Türkiye'de olmadığını görüyor. Sonra meraklı bir kadın tabii ki. İngilizler böyledir işte. İngilizlerin ilerlemesinin sebebi kaşları gözleri değil. Çok sebep var ama bir tanesi İngiliz meraklıdır. Etrafta ne oluyor, ne bitiyor merak eder. Menfi manada da ama meraklı insanlardır. Merak insanı ilerletir. Biz meraklı değiliz. Türkler meraklı değildir. Çünkü bizim merakla ilgili evet, maalesef güzel sözlerimiz de yok. Evet. Tamam, mesela Türkler intibak kabiliyeti olan bir millettir. İngiliz o kadar değil. Türkler bir yere gittiği zaman uyum çok farklı bir yere uyum sağlarlar. Evet. Ama mesela merak yoktur. Bugün de öyledir. Hatta bugün merak sahibi olması gereken kimseler, kim onlar? Mesela gazeteciler. Kim onlar? İlim adamları. Maalesef bunlarda bile olması gerektiği kadar merak yoktur. Yoktur. Şimdi tabii biz merak duygusunu küçümsüyoruz. Çocuk çok fazla meraklıysa, bir şeyleri karıştırıyorsa. Yani biz merakla özel hayatı birbirine karıştırıyoruz galiba. Halbuki her insan kendi işiyle ilgili merak duygusunu o işe yeni başlamış kadar sıcak tutmalı. Evet, evet. Yoksa ilerleme olmaz. Evet. Kendi de ilerleyemez. Kültüre, ilme, sanata da bir katkıda bulunamaz. Bu 2 kere 2 4'tür. Yani ben hiç merak kapanayım.
Bildiğin bana yeter diyemeyiz hiçbir zaman. Nasıl ki kovana kapanan arı bal yapamazsa, içine kapanık bir insan da bir şey üretemez. Bu böyledir. Böyledir. Avrupa'nın ilerlemesinin sebebi bu. Yoksa onlar da insan, biz de insanız. Bir farkı yok. Yani bu bizim geri kalmamızın sebebini biraz da bunda aramak lazım. Bizde olmayan onlarda olan bir şey. Tabii merak olunca okuma, dinleme, gezme. Bizde olmayan şeyler bunlar. Gezmeyi sevmeyiz, okumayı sevmeyiz, dinlemeyi sevmeyiz. Konuşmayı severiz. Yemek yemeyi severiz, istirahatı severiz. Bunlar maalesef. Bunlar bir şeyler yaptıktan sonra yapılacak şeyler Aynen aslında, öyle. değil mi? İş bitince. Yorulacaksınız, Değil mi? Evet. acıkacaksınız, yemek Evet. yiyeceksiniz, işte bir şey Hayat öğreneceksiniz, gayesi. konuşacaksınız Maalesef. ama biz maalesef onları Evet. atlıyoruz. Hayat gayesi olmuş. Bu tabii Lady Montagu'nun bu merakına biz çok şeyi borçluyuz. Edirne'de müşahede ettiği ameliyeyi bize bütün tafsilatıyla, daha doğrusu mektupta bütün tafsilatıyla, arkadaşına yazdığı mektupta anlatıyor. Burada çiçek mikrobu çocuklara, insanlara Aktif çiçek aktif çiçek mikrobundan mikrobu bahsediyor. enjekte ediliyor. Böyle bir ceviz kabuğunun içine konuyor. Bir yara açılıyor. Oraya o ceviz kabuğu bağlanıyor. Bir müddet sonra ceviz kabuğu bağlanan kişi hastalanıyor. Hafif ateşleniyor. 2 gün sonra iyileşiyor. Ve bir daha çiçek olmuyor. Yani burada önemli olan galiba aktif virüs Evet. verdikleri için Onun için söylüyorum. aşı diyoruz biz. Aksi takdirde bir plazma falan vermiş olsaydı derdik ki bu tamam, bu hastaya verilen plazmadır, bu aşı değildir. Ve şimdi herkes diyor ki evet, bu Lady Montagu'nun anlattığı primitif de olsa bir aşı Uygulamasıdır. tatbikatıdır, evet. Ve bu İngiltere'ye gittiği zaman Lady Montagu burada kalmadı. Sadece mektubunda yazdığı gibi kalmadı. İngiltere'ye gittiği zaman bunu oradakilere de anlattı ve alaka gördü. Şimdi tek bir yerden virüs geldiği için vücut Evet. onunla mücadele edebiliyor. Ama siz bir salgın döneminde çok yerden virüs geliyor ve Tabii. tabii hasta Tabii. oluyorsunuz. Mukavemet düşüyor. Şimdi İngiltere'de bunu anlatınca İngilizler ikiye ayrıldılar. Bir kısmı bunun yanlış olduğunu ve tehlikeli olduğunu söyledi. Bir kısmı da makul buldu. Lady Montagu ikna kabiliyeti olan bir hanımdı, kültürlü bir hanımdı. Galler prensini ikna etti. Galler prensi demek İngiltere'de veliaht demektir. Yani müstakbel Şu anda hükümdar. da öyle. Şu anda da öyle. Galler prensi buna inandı. Kendisi oldu. Aile fertlerini aşı yaptırdı. Onun üzerine hanedana mensup prensler, soylular, ileri gelenler derken İngiltere'de Bu bu yöntemle. metotla aşı olmayan neredeyse kalmadılar. Bildiğiniz ceviz kabuğu. Evet. Ama bu lokal kaldı. Çünkü muhalifleri vardı. İşte Edward Jenner'ın bundan birkaç yıl sonra bir sütçü kızın çiçek hastalığına yakalanmamasından ilhamla hazırladığı daha inkişaf etmiş bir aşıyla bugün çiçek aşısını Doktor Jenner'ın bulduğunu, Edward Jenner'ın bulduğunu, biz mekteplerde bile böyle okuduk. Daha sonra bu Lady Montagu'den sonra. Ama Jenner'ın ki Lady Montagu'den çok sonradır ve üzerinde çalışmıştır. Aynı yöntemle mi yapıyorlar? Benzer bir metotla yapıyor. Bir kız var, süt alıyor ondan. Kız hastalanmıyor. Meğerse ineklerden alıyormuş çiçeği. İneklerden alınca çok ağır geçmiyormuş hastalık. İnsanlardan geçince ağır oluyormuş. Bunu tespit edince bunun üzerine bir takım çalışmalar yapıyor. O Yine aşıyı geliştiriyor ve normal bizim bildiğimiz enjekte edilen. enjekte aşıyı yapıyor. Ondan sonra bütün dünyaya yayıldı. Peki 1717 senesinde Edirne'de Lady Montagu bunu müşahede ettiyse bunun mazisi ne kadar Geçmiş. bilemiyoruz. Epey bir mazisi olduğunu anlıyoruz. Şimdi aşıyı bir yana tutalım ama bizim bilim insanlarımız açısından baktığında pek hakkını teslim etmiyoruz onların. Biraz daha geriye gittiğimizde özellikle hem Türk bilim insanları hem de Müslüman bilim insanları olarak bakalım. Aslında virüsle, mikropla bunları tanımlamakla nasıl bulaştığı, işte Peygamber Efendimizin salgın hastalıklar durumunda ne yapılması gerektiğini ifade etmesi, İbn-i Sina'nın açıklamaları. Aslında biz hastalığın ne olduğunu bilmek ve ondan korunma noktasında yani koruyucu hekimlik noktasında da şu anda dünyanın geldiğinden daha ileride bir En noktadaymışız. azından bu metotların kurucusu Müslümanlardır. Yani Hazreti Peygamber'in tatbikatını çok iyi biliyoruz. Peygamber olduğu için. Nasıl devirde yaşayan başka birisi belki bu kadar bilinmezdi. Hazreti Peygamber'in tatbikatında bugünkü modern tıbba ışık olacak bazı tatbikatlar var. Mesela Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Sari hastalıktan Ne olan yere demek sari girme, hastalık? salgın hastalık. Sari bizde eski kullanılan tabi, şimdi pandemi deniyor. Sirayet eden demek. Bulaşan. Bulaşan. Sari hastalık, salgın hastalık demek. Ondan şimdi bulaş, kamu başka, garip şeyler söylüyor. Bulaşmak başka, bulaş başka. Bu hastalıklardan korunma metotlarını söylüyor. Mesela diyor ki, salgın hastalık olan yere girmeyiniz. Oradan çıkmayınız. Ne demek bu? Karantina usulünü emrediyor o zaman.
Yani ya kendini koruyamadıysan da evet, başkasına insanların bulaştırma. hastalıklarının bulaşacağını bilmediği bir zamanda, en azından bu bilginin yaygın olmadığı bir zamanda Hazreti Peygamber hastalıkların bulaşabileceğini söylüyor. Aslında insanlar bunu anlamasa bile sırf sünnete uymak Evet. açısından Nitekim uyguluyorlar. yapmışlar. Hazreti Ömer zamanında Şam'a gidecekmiş Kudüs fethinden dönüşte. Demişler ki Şam'da veba var, girmemiş. Demişler Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Evet demiş, Allah'ın kaderinden, Allah'ın kaderine kaçıyorum. Yani benim ölmem takdir edilmişse bir şekilde sebepler girer ölürüm. Ama benim tedbir almam da kaderdir. Yani yıkılmak üzere olan bir evde oturursanız yıkılır, ölür. O sizin kaderinizdir. Ama oradan çıkar da kurtulursanız bu da sizin kaderinizdir. Çok şükür kaderde işte Kaderde kurtulmak sizin varmış kurtulmanız var. Evet, diyoruz aynen ya. öyle. Hazreti Ömer'in sözü tarihi bir sözdür. Allah'ın kaderinden, Allah'ın kaderine kaçıyorum. Yani tedbir alıyorum. Nitekim ondan sonra gelen sahabeler, mesela Şam'da hastalık çıktığı zaman, Şam'da çok hastalık çünkü ticaret merkezi biliyorsunuz. Amr bin As oradayken hastalarla sağlıklı insanları ayrı ayrı yerlere yerleştirdi. Köyleri boşalttırdı. Hastaları ayırdı, sağlıkları ayırdı birbirinden, birbirine karışmasınlar diye. Bugün tatbik edilen bir metottur bu. Mesela Halife Velid, Emevi halifesi Velid, hakkı pek teslim edilmeyen, sadece Şam'daki Emevi Camii'ni yaptırdığıyla anlatılan Halife Velid, ki Mescid-i Aksa'yı yaptıran da odur. İlk salgın hastalık hastanelerini yaptırmıştır. O Suriye'de sadece salgın hastalığa bakan hastaneler yaptırmış. Hususi hastaneler. Umumi hastanelere Benzer almamış. dönemlerde Avrupa'da insanlar Farkında salgın olmadıkları hastalık için bir arada oturuyorlardı. ama Evet. hastayı insanlar ölüme Ölüme terk terk ediyorlardı. ediyorlardı. Halbuki yine İslamiyet'te şöyle bir şey var. Hastaya bakan kimsenin hasta olacağı diye bir kaide yok. Nitekim hastaya bakanlar umumiyetle hasta olmuyorlar. O antikor teşekkül ediyor. Güçlü insanlar. Yani bu çok enteresan. Yani hastaya baktığı için hasta olup da ölen çok nadirdir eskiden. Zaten o hastaya bakma ihtiyacı olmadan hastalanıp ölüyor zaten o. Öyle kişiler. Sağ kalanlar güçlü Antikor gelir. antikorlarla onlara bakıyorlar. Onlara bakıyorlar. Yine mesela bugün belki insanların garibine gidecek ama Hazreti Peygamber'in sünnetinde olan bazı şeyler var. Mesela ortadan yemek yemek. Bugün bunu biz terk etmişiz. Çok da belki Ortadan artık lazım yemek değil. yemek dediğiniz Aynı aynı kaptayım, kabaktan aile yemek. fertlerinin. Bu ne demektir? Birbirlerindeki mikrop Virüs. ve birbirlerini aktarmak ve mukavemet etmek demektir. Yani aşının olmadığı, tedavinin olmadığı bir zamanda bu bir korunma metodudur. Sürül mümini şifaun. Müminin artığı, yani müminin yediğinden sen de yemen şifadır. Ne demek bu? İşte bu. Yani Tabii şimdi artığı dediğiniz zaman insanlar hani onun ağzından yo çıkan yo hani yo. hayır Hayır. aynı kaptan birlikte onun Hatta dokunduğu o yemek. caiz bile değildir. Burada kastettiği beraber yemek. Yani iki kişi beraber yesin. Tabii bu mecbur kalınca yapılacak bir şey belki ama burada şunu anlıyoruz biz. Yani biz size böyle yapın diye için anlatmıyorum bunu. Burada hastalığın birbirine bulaşabileceğini ve bulaşamamanın yollarını da gösterdiğini anlıyoruz. Nitekim Müslümanlar bu mevzuda çok biliyorsunuz çalışmalar yaptılar. Salerno Hastanesi İtalya'nın bütün Avrupa'ya örnek olmuştur. Yani hastalar, doktorlar, hasta bakıcılar bunlarla bütün bunu ben söylemiyorum. Yani Avrupalılar söylüyorlar. İbn Sina gibi muazzam bir doktor, fizisyen İslam kültüründe yetişmiştir. Ve bunun yazmış olduğu tıp kitapları iki tanedir. El Kanun ve Eşşifa. Bunlar Avrupa üniversitelerinde yıllarca okutulmuş ve bugün modern tıbbın esası olan teorik bilgileri de hep biz İbn Sina'nın kitabında buluyoruz. Aslında Türk ve Müslüman bilim insanlarının çalışmaları Avrupa'da şimdi modern tıp diye adlandırılan çalışmaların temelini oluşturuyor. Belki önümüzdeki dönemde bundan biraz daha detaylı bahsedeceğiz. Öyle bilimsel çalışmalar yapılmış ki yani insan vücudunun adeta mikroskobun olmadığı dönemde nasıl çalıştığını bile anlatmışlar detaylı bir Şimdi şekilde. İslam bilginlerinin ve Osmanlı bilginlerinin eserleri yavaş yavaş gün yüzüne çıktıkça bunlar eski kompleksten biz kurtulup da daha objektif bir biçimde bunlara baktığımız zaman bilhassa bilim tarihçilerinin bu hususta çok büyük rolü var. Çok enteresan ipuçları var. İşte Akşemseddin'in mikrobu Tanımlama. tasvir etmesi gibi, kan dolaşımını tasvir etmeleri gibi. Bunları Yani hayal ederek ve tabii hastalar üzerinde şöyle gözlemleriyle. tabii. Şimdi bunlar birer fizisyen. Yani o zamanlar tıp fakültesi yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Tıp fakültesi hastanelerdir. Hastaneye çırak olarak Uygulama. giriyorsunuz. Orada doktorlar size boş zamanlarında teori anlatıyor, kitap okutuyor. Yani ben bir tarih uzmanı olmak istiyorsam size geliyorum diyorum ki beni çırak alır mısınız? Siz Bütün bende istidat evet. görüyorsanız eğer hadi gel Evet. bakalım bir deneyelim diyorsunuz. Şimdi
antik çağda, orta çağda, yeni çağda bir kere bilim böyle. Aslında bugün de öyledir. Bugün de hocası olmayan birisinin görüyoruz halini. Yani şimdiki bu ilk orta lise ve üniversitelerdeki tedrisat aslında doğru tedrisat değil. Yani usta çırak münasebeti çok zayıf. Yine hocalar ders veriyor. Hadi o mecazen hocası denir ama yani usta çırak münasebeti çok mühimdir. Devamlı beraber hocanın neye güldüğünü, neye kızdığını, neye yüzünü şimdiki buruşturduğunu bile. Şimdiki asistanlar gibi asistanlığını yaptığı lazım. Evet, evet. Lazım ama orada da asistanı şimdi mesela sistem belirliyor. Hocanın seçmesine ya da öğrencinin seçmesine fırsat yok. İkincisi asistanla hocanın bir araya gelmesi neredeyse yok gibi. O kadar şeyler yüklüyorlar ki bazı hocalar umursamıyor. Bazı asistanlar umursamıyorlar. Bunun emniyetini insanlar müdrik değil. Problem var ama usta çırak münasebeti olduğu zaman bugün ortaya çok muazzam eserler çıkıyor. Şimdi eskiden hep böyle. Tarih, edebiyat, din ilimleri bunlar otursun talebeler 8-10 kişi siz ders verin. Böyle olur. Tıp böyle değil. Tıpta vaka lazımdır. En iyi doktor kimdir? En çok vaka gören bu kadar basit. En iyi tıp fakültesinden mezun olan değil. En iyi hocalardan yetişmiş değil. O sonra gelir. En iyi doktor bütün herkesin kabulüdür. En çok vaka gören. Onun için en iyi doktorlar köy doktorlarıdır. Kasaba doktorlarıdır. Poliklinik doktorlarıdır. Niye? Çok vaka gördüğü için. En iyi hastanedeki doktor o kadar bilmez. Görmemiştir ki. Yani hayatta görmemiş, kırık görmemiş, yara görmemiş bulunduğu yer itibariyle. Çok iyi bir doktor olabilir. Şimdi Osmanlılarda da İslam cemiyetinde de darüşşifalar yani hastaneler her yerde var. Bunları biliyoruz. Hatta akıl hastaları için bile hastaneler var. Düşün Avrupa'da içine şeytan girdi diye yakıldığı bir devirde. Selçuklular zamanında var. Kayseri'de var Gevher Nesibe. Evet. Sultan II. Bayezid devrinde 16. Edirne'de var. Eseri bugüne kalmış. Yine Selçuklular devrinde Halep'te ben ziyaret ettim. Yıkılmıştır belki de. Arguniye Darüşşifası var. Orada akıl hastalarına önce maddi tedaviler tatbik ediyor. Beyninde ur mu var? Kemik mi battı diye. Olmuyorsa müzik sesiyle, su sesiyle, kuş sesiyle meşguliyetle tedavi ediyor. Onları birer hasta olarak görüyorlar. Yani şeytan girmiş insana bu çok enteresan. Bunların vesikaları elimizde. Şimdi bu kitaplarda muazzam bilgiler var. Tamam biz bu bilgileri inkişaf ettirememişiz belki ama şu söz yanlıştır. Osmanlılar tıpta geri kaldılar. Hayır öyle değil. Bu yanlış bir bilgi. Zaten Osmanlı'yı yargılarken ya da değerlendirirken son 100 yıla bakarak Osmanlı hakkında bir fikir sahibi oluyor insanlar. Halbuki belki de fotoğrafın en daha büyüğü de sonra var. Bakılacak kısmına bu bakıyoruz. Bu hususta son 100 yılda beni doğruluyor, onları yalanlıyor. Son 100 yılda Osmanlı Devleti'ndeki tıp Avrupa'dan daha geri değildi. İstanbul Tıp Fakültesi, Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane, Viyana Tıp Fakültesi ile eşitti. En iyi Viyana Tıp Fakültesi'ymiş o zaman. Demişler ki Türklerin tıp fakültesinden ne olacak? Sultan Abdülmecid demiş ki öyle mi? Talebeleri göndermiş Viyana'ya bunları siz imtihan edin demiş. Umumi imtihanlara diğer talebelerle onlar da girmişler. Ve hepsi mümtaz notlarla mezun olmuşlar. O zaman Avrupalılar demişler ki tamam. Şimdi bir kere burada şöyle bir yanılgı da var. Yani mesela hep yabancı doktorlardan görüş alması. İşte mesela bir padişahın da doktorunun bir Ermeni ya da bir Rum olması. Onu. Türkler doktorluğa fazla rağbet etmemişler. Doktorluk eskiden bir sanat olarak görülürdü. Türkler de sanatlara pek yaklaşmazlardı. İşin sebebi sosyolojiktir. Tıp sanat olarak evet. mı? Yani bir zanaat olarak görüyor daha doğrusu. Aşağılamak için anlaşılır diye öyle söylemedim. Ticareti de pek sevmiyor. Ticareti de sevmezler. Evet. Sanatı sevmezler. Sanatlarını Osmanlı da sevmiyor. Osmanlı ülkesindeki devlet idaresi, ziraat, hayvancılık, ilmiye sınıfı biliyorsunuz hep Türkler. Devlet idaresinde hep Türkler. Yani ekonomik hayatta olmak istememişler. Yani şimdi millet de Osmanlılara kusur olarak söylüyor. Bu bizim kusurumuzdur. Ben buna çok yakın çevremden de misal veririm. Ama mesela şimdi baksanız ne çok kadar değişti. Değişmişiz. Ha, evet. Yani herkes doktor olmak doktor istemezlerdi. Olsun. Yani evet yani doktorluğu beğenmezlerdi. Muhtemelen o hani milletin kanıyla idrarıyla uğraşıyor. Yani kendilerince. Bir de o zaman tabii tıp şimdiki kadar inkişaf etmemişti ama doktorluk yapmazdı. Gayrimüslim vatandaşlar yapardı. Gayrimüslim vatandaş ziraatçı olamıyor. Tımarlı sipahi olamıyor. Devlet hizmetine giremiyor. İlmiye olamıyor. Kadı olamaz mı? Ne yapacak? Ticaret veya sanat. Doktorluk da sanat olarak görüldüğü için ekserisi gayrimüslimdir. Yani çok meşhur Türk doktorları vardır. Yani bu Abdülhamit'in babası doktordur. Gelen Bevi'yi doktordur. Yani Osmanlılar'da muazzam doktorlar var. Rıza Nur'un hatıralarında o tıp fakültesi mezunudur malum. O zamanki doktorları anlatıyor. Yani doktorların bir kısmı tamam Türk veya ecnebi. Ecnebi doktorlarda da var. Orta çağ adamıydı diyor. Mesela bazı mikroba inanmayan doktorlardan bahsediyor. Alman mesela Fransız. Ama çok esaslı doktorlar vardı diyor. Türk doktorlarından bahsediyor. Yani peki ben bir şey söyleyeceğim. Hamdi Suat vardı. Onkolojinin kurucusudur bütün dünyada. Onkoloji patolojinin kurucusudur. Yani kanserli hücreler.
Bu dünyada kurucusu budur. Hatta Hamdi Suat'ı 1933'te hükümeti cumhuriye vazifeden attı yetersiz diye. Yetersiz Onun mi? yerine gelen Yahudi Alman doktor, ben dedim benden önce bu dersi kim veriyordu çocuklar diye sordu. Ben orada okuyan bir talebeden duydum bunu. Hamdi Suat veriyordu. Hamdi Suat anlar mı? Evet. Ben onun yerine mi geldim? Eyvah, onun yeri doldurulamaz dedi. Adam dedi, çünkü adam Avrupa'dan tanıyor. Beynel konferanslarda onkolojik patoloji kurucusu biliyor. Bizde galiba bu ilişkilerin yani bilim ya da bilimde yeterlilikten çok ikili ilişkilerle şekillenmiş olması galiba evet. Biraz kafa karıştırıcı Yani tekrar oluyor. söylüyorum, Osmanlı Devleti'nde tıp geri değildi. Bazı buluşların olmaması da Osmanlı'nın ilimde geri olduğundan değil, arz talep, ekonomik destekleme. Yani bir buluş yapacaksınız, satamadığınız zaman niye yapacaksınız o buluşu? İhtiyaç yok. Tabii biraz yerel talebe de bakıyor bu iş. Yöneticilerin de bu işe bakış açısına bakıyor. Sadece Osmanlı coğrafyası için değil, Avrupa'da bile yeterince ilgi görmemiş ama potansiyeli Evet. olan gelişmeleri ya da tıbbi gelişmeleri Osmanlı hanedanının takip ettiğini ve Evet. desteklediğini İki biliyoruz. tane misal vereyim. Biri tıptan, biri tıp dışında. Kuduz mikrobu bulunduğu zaman ciddiye almadı kimse Avrupa'da. Sultan Abdülhamit duydu Alman Berlin sefiri vasıtasıyla. Hemen o kişiye bir mektup gönderip o buluşu tercüme ettirtti. Madalya verdi. Yani bu Osmanlı Hanedanı'nın, padişahların bu şeye ne kadar ehemmiyet verdiğini gösteriyor. Gerek Kuduz Mektubu, gerek aslında Veren Basili'nin tedavisi böyle. İkincisi tıp dışında. Telgraf bulunduğu zaman Avrupa'da hiç kimse ciddiye almadı. Adamcağız Türkiye'ye geldi. Bunu Türkler anlatsa dersin ki kendilerine pay biçiyorlar. Amerikalılar anlatıyor. Hamlin anlatıyor mesela. Sultan Abdülmecit çok alakadar oldu. Çünkü Osmanlı padişahları böyle buluşlara, şeylere çok meraklıydılar. Hemen adamı çağırdı, konuştu. Normalde Avrupa'da hükümdarlar böyle insanlarla görüşmez. Vasıtayla görüşürler. Alakalandı. Adam diyor ki padişahın diyor bu kadar bilgisi olduğuna, Fransızca konuşuyor tabii. En detaylarıyla alakalandı diyor. İlgisini çekti. Ve derhal kurun dedi diyor. Ve telgraf dünyada ilk defa Türkiye'de kuruldu. Ve dünyada telgrafı ilk çeken kişi Sultan Abdülmecit'tir. Ya tabii biraz bilmemekten de Evet. kaynaklanıyor bizim bu konudaki Evet. ön yargımız. Tarihi bakış açımız da öyle. Mesela hiçbirimiz Avrupa'daki bir tıbbi gelişmeyi acaba bu konuda bundan önce Müslüman coğrafyasına ya da Türk coğrafyasına ne yapılmış diye Bakmıyorlar. Şimdi incelemiyoruz. ben şuna da karşıyım. Canım işte tıbbı kuran biziz. O Müslümanlar, Osmanlılar. Tamam da eğer geliştirmediyseniz bu bir kabahattir. Ama geliştirmişler. Yani burası yanlış. Hani tıpta çok ileri gitmişler. Fakat ondan sonra durmuşlar. Hayır, burası yanlış. Bunlar tamamen son asırlardaki bir algı operasyonunun neticesidir. Bazı şeylerde geri kalmış olabilirler. Onun da belli sebepleri var. Yani insanları suçlamakla iş bitmiyor. Yani tıptaki sanayileşmede mi geri kaldık acaba? Tıpsa, evet, evet. Yani Ama onu tıbbı da herkesin ulaşabileceği ve standarda çevirme noktasında belki. Şimdi ham maddeniz yoksa, paranız yoksa, nüfusunuz azsa veya uğraşmanız gereken çok farklı problemler varsa siz birinci, ikinci dereceye koyuyorsunuz bazı Mesela şu anda şeyleri. kendi tıbbi molekülümüzün olmaması. Evet. Mesela bakıyorsunuz. Şu anda her şey daha kolayken niye olmuyor mesela? Mesela şu anda mesela aşı ile ilgili bu çalışmalardan ne kadar mutlu oluyoruz. Evet. Diyoruz ki işte bir yerli aşı geliyor, Covid aşısı geliyor, yerli kızamık aşısı geliyor, çocukluk çağı aşılarının hepsinin yerlisi yapılıyor. Çok da zor değilmiş. Değil. Baksanıza yani bir yıl içinde bunları konuşur Evet. hale geldik. Behçet hastalığını kim buldu? Doktor Hulusi Behçet. Nerede yetişmişti? Cumhuriyet devrinde mi? Hayır, Osmanlı devrinde yetişmişti. Behçet hastalığı biliyorsun sadece basit bir hastalık değil. Bütün iltihaplı egzamalar, sedef hepsini içine alan. Ve bütün dünyada hastalığa onunla da verilmiş ve o biliniyor. Yani demek ki Osmanlı tıp fakültesine yetişmiş bir insan o açık fikre sahip. Ama her şey kış gününde paltosuz gezen bir adama niye paltosu yok dediğiniz zaman bir tamam bunu diyebilirsin. Parası yok, sağlamaz palto yani. Yani Bu kadar basit. Ya da paltosu yokken başka bir şeyi niye yok diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Öncelikleri Yani paltosu, değişmiş. evet yani Son bunları yüzyılda Osmanlı coğrafyasındaki öncelikler maalesef, değişmiş. maalesef. Yani onun için bu mevzularda konuşurken biraz ayağı yere basan konuşmak lazım. Bu böyle. Sari hastalıklara karşı mesela Osmanlı Devleti muazzam bir tedbir var. Mesela İspanyol gribi bütün dünyayı 1918-20 yılları arasında kasıp kavurdu. Aynı şimdiki pandemi gibi. Osmanlı ülkesinde çok az kayıp verildi. Tamam bunun başka sebepleri de var ama bu alınan tedbirler o zamanki Osmanlı ülkesi Şimdi savaş bu olduğu halde. şimdikine benzer Şimdikine tedbirler benzer miydi? tedbirler. Tabii o zaman sokağa çıkma yasakları falan yok ama bilhassa temizlik, Hijyen. suların temizlenmesi, hijyen,
halka kadar inen sağlık hizmetleri buna mani oldu. Biz de zannediyorum bu tür hastalıklarda, salgın hastalıklarda özellikle temizlik anlayışımız biraz daha sağlam tutuyor. Tabii Avrupa neden 18. asırda, hatta 19. asırda koleradan kırıldılar? Kraliçe Victoria devrine kadar biliyorsunuz Londra'da kanalizasyon yoktu. Kanalizasyon gibi bir sistem vardı. O sistem yeraltı sularına karışıyordu. Ve Londra gibi bir yer, dünyanın en medeni şehirlerinden bir Zaten tanesi. özü bataklık olduğu için Bataklık çok maalesef. Çok şey problemli bir yer geçirgen orası. bir toprağı var. Çok problemli bir şehir, evet. Halk koleradan kırılıyordu. Osmanlı ülkesinde kolera salgını vardı ama o kadar kayıp olmuyordu. Dediğiniz gibi sizin hijyene dikkat. Tabii nüfusun azlığı, şu durum, onların da tabii tesiri var ama o veba salgını, mesela 14. asırdaki veba salgını bizde de hükmünü icra etti. Emir Sultan mesela, Bursa'nın meşhur velisi Emir Sultan, o hastalıktan öldü. İvas Paşa Koca o hastalıktan öldü. Şehzade Mehmet, Şehzade Camii'nin hatırına yapıldığı Şehzade Mehmet Kanuni Sultan Süleyman'ın güzide oğlu çiçek hastalığından öldü. Muhtemelen ondan sonra çiçek üzerindeki çalışmalar inkişaf ettirildi mesela. Yani Osmanlı Eskiden ülkede tesiri çiçek var. çok Çok görülürmüş. görülür. Benim çocukluğumda bile, Çocukluk döneminin evet. en büyük kayıplarından bir tanesi. Ama Benim, herhalde bizim sözünüzü hep evet, kesiyorum ama estağfurullah. insanlığın en büyük başarılarından bir tanesi herhalde çiçek hastalığını Maalesef. Evet, önüne öyle almak. almak. Şimdi benim çocukluğumda da böyle yüzü gözü kevgir gibi olan insanlar vardı. Annem çiçek bozuğu derdi. Anne, çiçek bozuğu ne demek? Çiçek hastalığı geçirmiş. İz Ve bırakıyor. kurtulmuş ama. Bir de kurtulmayıp yarı yarıyadır ölenler. Yüzü o kadar izli kaldıysa kim bilir ne kadar döküntü Tabii çıkartmıştır. muazzam gün, yani öldü ölecek. Çiçek geçirmeyen kimse yoktu. Bazısında iz bırakırdı. Kızlar çiçek oldu mu ölsün derlerdi. İz Keşke ölse. bırakacak diye. İz bırakacak. Kız içinde malum çiçek bozuğu hiç de Kulağı kolay bir kapatılacak şey resim. değil. Evet, ölsün derlerdi. Yani keşke ölse. Oo. Evet, anne baba kız çiçek oldu mu ölse, öyle acı bir hastalıktı. Benim çocukluğumda Süreci de ağır aşılandı. geçiyor Ağır, değil çok ağır bir mi? hastalık. Çok ağır bir hastalık. Uzun bir hastalık, ağır bir Çok hastalık. şükür ben çevremde hiç çiçek yani Biz bir çiçek aşısı aşılanmayla olduk. tabii evet Bizim alakalı. çocukluğumuzda çiçek aşısı çok da zahmetli bir aşıdır. Şimdi yapılmıyor. Yani muazzam acılı, en acılı aşılardan bir tanesidir. Benim çocukluğumda unutmadığım, yapılışını bile hatırlıyorum. Çiçek Bende aşısı de küçük bir kocaman. iz var Böyle kolumda. 5 kuruş büyüklüğünde böyle çizilerek yapılırdı deri böyle. Yani bir işkence gibi yapılırdı. Diğer verem gibi falan değil. Omuzumuza verem aşısı yapılır, normal batırılır. Ondan sonra malum diğer çocuk hastalıkları, kızamıktı, su çiçeğiydi. Çiçekti. Onlar olmuşuzdur. Karma aşı, o zaman verem aşısı mesela, çok verem haftası vardı. Verem yaygın bir hastalık. Ben çocukken bile Şu anda mesela o da o da bitti. bitti. İşte bu son dönemde Evet. birkaç yeniden bu Sıtma hastalığı gündeme vardı. geldi ama. Sıtma ile mücadele haftası vardı. Biz mektepteyken de biz şehir çocuğuyduk. Çok bizi sıtmadan ama duyardık yani. Bataklık çok Anadolu'da. Ondan sonra kuruttular çeşitli vesileler. Barajların, devlet su işlerinin de himmetiyle 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda sıtma da ortadan kalktı. Çocuk Sıtmasız felci köy yoktu. tamamen Çocuk bitti. felci, benim çocuk felci var. Çocuk esas aşısı olduk biz. Çocuk felci çok görürdük biz Ay. olanlar. O da çok hayatı menfi tesir eden bir hastalık. Onların hepsi ortadan kalktı. Ama bizim çocukluğumuzda verem, çiçek, çocuk felci mutlaka tatbik edilirdi. Kızamık gibi hastalıklar yaygındı. Çocuklar olurdu. Şimdi de okullarda çocukları böyle sıraya dizip mi yapıyorlar yoksa Bilmiyorum bunlar şimdi artık nasıl. Bizim şeyde mi zamanımızda yapılıyor? mekteplerde yapılırdı, ilk Okul mektepte. dönemi aşıları, çocukluk çağ aşılarının bir kısmı okulda yapılıyordu Şimdi çünkü. zannediyorum sağlık ocaklarına verilmiş bu salayiet. Herkes sağlık Hiç okulda ocaklarından haber yapılmıyor mu geliyor. acaba? Sağlık Hiç ocaklarına hatırlamıyorum. gidiyorlar şeyler. Ama ben hatırlıyorum sanki Evet. Aybars aşı olduk geldik dediğini böyle bir Olabilir. hatırlar Tabii, mısınız filmi? bizim çocukların zamanında da öyleydi. Fakat şu anda zannediyorum sağlık ocakları yapıyor. Ama eskiden o da bir şeydi. Aşıdan korkanlar, ağlayanlar, kaçanlar. O da ayrı bir O da böyle kitaplara kadar girmiş kitabı kadar, anılardandır, değil yani mi? evet, aşı meselesi. Bizim sınıfta çok böyle iri yarı Alper diye bir arkadaşımız vardı ama bildiğiniz hani ben zaten küçük bir Evet. çocuğum. Ortalama çocuklardan bile çok büyük. En çok o E korkardı. tabii bu En arkaya o cesaretle alakası gideceğiz. yok, doğru. Bizde de öyle Allah'ım, aşı günleri. Sonra tabii aşıdan sonra da hastalanılırdı Allah'tan. Aşının en güzel tarafı nedir? Ertesi Ertesi gün gün tatil. Biz onun için aşıyı hani ba ümidi visal ra tilhi hicran leziz demiş şair. Kavuşmanın ümidiyle ayrılık acısı tatlı geliyor. Onun için biz de o ertesi gün tatil olacağı için aşıyı bile hoş karşılardık. Madem ki tatile bağlı, hadi olalım ertesi derdik. Biliyorduk da zaten hastalıklar hakkında bize anlatılanlar olurdu. Aile büyüklerinden de hep işitmişiz. Yani hastalık geçirmeyen tifo, tifüs, kolera, o zaman benim çocukluğumda yani geçirmeyen insan yoktu.
Benim babaannem çocukken tifo hastalığı geçirmiş mesela. Biz mesela bunları bilmiyoruz Bilmiyoruz. O hiç, çok zamanlar şükür. tabii 1910'lar harp zamanları asker sevkiyatıyla yayılıyor. Zaten ya bu salgın hastalık deyip geçmeyin. Şimdi mesela diyorlar ki ekonomiyi muazzam etkiledi. Hastalığı bırakın diyorlar. Savaşı kaybettiren ve kazandıran salgın hastalıklardır. Tabii Moğollar İspanyol Kırım'ı gribi yani için de aynısı aynı savaşı geçerli. bitirdi. Savaş aleyhtarlığı meydana getirdi. Hırsız sahanın yani halk sağlığının çok ilerlemesine sebep oldu. Yani müspet şeyleri de oldu. Mesela kara veba zamanında pek çok harpler sari hastalık başlayınca bitti. Veya Moğollar mesela Kırım'ı Cenevizlilerden aldılar. Çiçekli şeyler, battaniyeler attılar karşı tarafa. Bir savaş silahı, ilk Savaş biyolojik silahı. silah. Aynısını Amerikalılar Kızılderililere yaptı. Çiçek hastalığı bulaştırmış battaniyeler. Hele Kızılderililer çiçek hayatta görmemişler. Battaniyeyi uzaktan görür görmez çiçek hastası oldu ve Kesin. tamamı öldüler. Amerikan İç Savaşı'nda da birbirlerine yaptılar. Ama Amerikalılar. bu tabii savaş değil yani. Biyolojik savaş çok ahlaksızlıktır. Biliyorsunuz Birinci Cihan Harbi'nde gaz kullanıldı. Ve gazın tesirleri çok kalıcı ve yıkıcı. Yani savaşın da kendine göre bir hukuku ve mertliği var. Yasaklandı gaz kullanılması. Gayri resmi olarak kullanıldı ama yasaklandı. Tabii 3. Dünya Yakın zamana ülkelerinde kadar bizim tabii sınırlarımıza çok yakın yerlerde de biliyoruz. Halepçe'de yani Evet. Saddam'ın tatbikiyle binlerce insan öldü. Ay Ve çok çok. muhtemelen bizim bildiğimiz bilmediğimiz pek çok yerde bu zehirli gaz kullanılıyor. İşte ilk biyolojik silah da bu sari hastalıklardı. Fakat sari hastalıklar dediğim gibi müspet neticeler de doğurdu. Yani savaşları bitirmesi, insan kaybını. Ama şu da var ki savaşlarda bile sari hastalıklar savaştan çok tahribat yapmıştır. Mesela 1. Cihan Harbi'nde tifodan ve tifüsten ölen Osmanlı askerinin sayısı savaşta ölenlerin iki mislidir. Yani bir asker ölmüştü, iki asker de şeyden Hastalıktan. ölmüş, hastalıktan ölmüştür. Çok kişi hastalıktan Tabii ölmüştür. bağışıklık sistemi düşüyor. Ne yiyor, Düşüyor. ne içiyor, O da hijyen var. yok. Havalar soğuk, sıcak, hijyen yok. Yeme içme biliyorsunuz hastalıktan kurtulmak için iyi yemeniz lazım. Evet. O mümkün değil. Bir de devamlı sevkiyat var. Zaten hastalıklar böyle çıkıyor. İçine kapalı cemiyetler, Çin gibi irsi hastalıkları az yaşarlar. Sari hastalıklar onları yıkar. Çünkü hiç bağışıklıkları olmadığı için, dışarıyla münasebetleri olmadığı için en ufak bir tesir onları mahveder. Onun için bakın hemen hemen bütün sari hastalıklar insanlık tarihinde, kara veba 14. asırdaki hepsi şimdiki hep Çin'den gelmedi. İspanyol gribi bundan 100 yıl O da önceki mı hep Çin? Çin'den geldi evet. Çin'den gelen demiryolu işçileri Amerika'da Teksas'ta demiryolu yaparken Amerikalı askerlere bulaştırdılar. Amerikalı askerler 1. Cihan Harbi sebebiyle Avrupa'ya geldi. Avrupalılara bulaştırdılar. Oradan bütün dünyayı sardı. Sonra adı İspanyollara İspanya'da kaldı. kaldı çünkü İspanya'da yasak yoktu. Gazeteler. İspanyollarda açıkça bahsediliyordu. Bir diğerleri hepsi sansür koydular. Hastalık falan yok. Her şey gayet güzel. Ama İspanya'da savaş olmadığı için onlar savaşa dahil değildi. Basın hürdü. Onun için İspanyol gribi Bu dediler. sari hastalıkların bir kolu olarak da sansürlenmesi ve kamuoyunun geç Tabii. bilgilendirilmesini de ayrıca konuşmak Tabii. lazım. Çünkü o da yayılmasını Savaş arttırıyor. bilgileri her zaman sansürlenmiştir. Mesela Sarıkamış'taki felaket, o 50 bin askerin ölüşü İstanbul'da hiç bilinmedi. 7 sene bilinmedi. Siz anlat, ben sizden Evet. dinlemiştim. Hakikaten çok Evet. tuhaf. Yani oradan esir edilip serbest bırakılanların Bırakanlar İstanbul'a gelmesiyle. anlatınca bu iş ortaya çıktı ve düşünün İstanbul her sene Köprüköy Muharebesi'ni zafer olarak kutluyordu. Sarıkamış'ın ilk biliyorsunuz şeyi zaferdir Köprüköy. Orada kalsaydı mesela Peki ne oldu bu insanlar? Hiç hani başka gittiler. cephelerdeler. Ha. Başka Hiç cephelerdeler. haber alınmıyor ama. Yani cepheye de Zaten haber değiştirse. alınmıyor o zaman. Biz yani bizim en kötü haberleşme bizdeydi. Mesela Avrupalıların Kızılaş Teşkilatı gene iyi kötü. Zaten Kızılaş olmasa bizimkiler hiç haber alamazlardı. Düşünün, 1. Cihan Harbi'nde herhangi bir sebeple vefat eden Osmanlı askerlerinin tam sayısını ve ismini bilemiyoruz. Askeri kayıtlarda onda biri belki var. Yani herkes, adam diyor ki benim dedem diyor. Veya Pek babam diyor. çoğumuzun ailesinde Harpte öldü diyor. kayıtlar. Gitti diyor. Filanca yerde o öldü diyor. Arkadaşı geldi bize anlattı diyor. Peki yok kayıtlarda. Bu Kimse tabii anlatmasa bile gitti gitti gelmedi. gelmedi. Bunlar tabii redif askerleri, ihtiyatlar, yedeklerin askere cepheye sürülmesi, kayıtların tutulamaması, yanması, kayıp bunlarla da alakalı. Çünkü çoğu bir de maaş vermemek Anladınız. için. Bir de maaş meselesi var. Maliye bazı şeyleri. Yani Ekonomik ekonomik sebepleri de. sebepleri de var evet. Allah rahmet eylesin diyelim Amin, hepsine, amin. bütün şehitlerimize. Bu hafta için izninizi isteyelim. Estağfurullah. İnşallah önümüzdeki hafta farklı konularda yine buluşuruz. Tekrar İnşallah. teşekkür ediyorum.